Bir de Rıdvan hocam bir cümle etti. Hocam katılmıyorum. Bunlara hiç gerek yok. Bu da dünkü maçın esame listesi. Basın türbünde bize dağıtılan. Mesela Rıdvan Dilmen demiş ki Türkiye'de bir maçta en fazla gol atma rekoru Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçını kastediyor yıllar önce. 10-0 kazanmıştı Beşiktaş. Fenerbahçe bu sezon bu rekoru kırabilir. Birine 8-10 tane atacaklar demiş. Hocam bunlara gerek yok. Fenerbahçe kimseye 8-10 atmasın abi. Gerek yok. Böyle konuşmanın hiçbir faydası olmaz. Atmaz, atamaz. 8-10 çok fazla. Bunlar bunlar böyle bu olaylar köpürtülürse rakipler Fenerbahçe'ye çok daha farklı yaklaşır. Ve aşırı sert oynuyorlar. Daha fazla yememek için olaylar farklı yerlere gidiyor. Şu da dikkatimi çekiyor. Aylin Nevzet, eyvallah kardeşim, hoş geldin. Bak, Fenerbahçe'de bazı oyuncular oyuna girince oyun kalitesi düşüyor. Zays, baba bir kendine gel artık. Umut Nair Artık fark koy. Yani oyuna giren oyuncular artık bir fark koysunlar. Dün bu oyuncular oyuna girince Fenerbahçe eski Fenerbahçe'ye döndü. Şimanski çok önemli adam. Herkes diyor ki önde iş yapıyor. Baba dün belki Fred kadar, belki İsmail kadar, belki de daha fazla top kaptı ya. İnanılmaz. O merkezdeki bir merkezden böyle biraz o tarafta, biraz bu tarafta tam ortadan bir çizgi çekin. Tık 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 geliyor basıyor alıyor veriyor. Geliyor basıyor alıyor veriyor. Müthiş oynadı Şimanski ama çıkınca düşüyor takım. Bu adam Ocak'ta gitmezse sezon sonu gitmez de sezon sonu gidince ne yapacak Fenerbahçe bilmiyorum. Bence bir sene daha tutmak lazım. Şimdi gelelim Selahattin Baki Erden Timur tarafının geniş tarafına. Tamam. Harikayız değil mi? Hadi bin kişi olalım ya. 950 kişiliyiz anlıkta. Bir gün düzeyini bini geçsin. Dosta düşmana. Bin kişi olalım. Gelelim Selahattin Baki tarafına. Harikasınız. Master Haber'e akın akın geliyorsunuz. Başar. Maçın adamı Şimanski demiş. Bir aylık rozetin gelmiş. Çok çok teşekkürler. Haydi sahaya grubundan sevgili Başar. Şimdi Selahattin Baki'nin konuşmaları sertti. Erden Timur'un konuşmaları sert olunca bu seviyeye çıkıldı. Keşke iki tarafta da bu seviyede sertlik olmasa. Diyelim ve anlatalım. Diyor ki Selahattin Baki. Erden Timur'da Alzheimer başlangıcı var sanırım diyor. Onu kastediyor. Acil şifalar diliyorum. Olmamış şeyleri olmuş gibi gösteriyor. Olan şeyleri olmamış gibi gösteriyor. İstiyorsanız GSTV'ye çıkalım. Başkanlar çıksın. Başkanınız çıkamıyorsa başkan vekiliniz çıksın. Ya da her kim istiyorsanız o çıksın dedik. Ama dört defa davet ettik karşımıza çıkmadılar diyor. O terazi bu terazi işte. Sonda diyor ki evet teraziye gelmeyen diyor şöyledir böyledir diyor Selahattin Baki. E baba terazi bu da terazi ona bakarsan. Adam haklı. Madem Koç Holding bu kadar rahatsızlık vesilesi bu camiada kendi yönetim kurullarında şu anda mevcut Koç Holding çalışanı olan bir hanımefendi var. Hanımefendinin CV'sinin CV'sini Galatasaray orta Koç Holding'den bir holding'e çevirmişler. Yani hanımefendi CV'sini değiştirecek kadar hanımefendinin CV'sini değiştirecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar diyor. Hani sizde de var diyor. Yöneticiniz de Koç Holding diyor. Sonra değiştirmişsiniz diyor. Bir Holding yazmışsınız diyor. Koç Holding yazıyordu diyor. Baba ülkenin yarısı Koç Holding'le bağlantılı ya. Dali 1907 Haydi Sahya grubunda 2 aylık üyelik rozetin geldi. Sevgili Dali 1907 çok çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Temsilciler üyesi bir beyefendinin Koç Holding çalışanı olduğunu söyledi. Basit bir araştırmayla kendisinin 3 senedir emekli olduğunu, Koç Holdingle alakası olmadığını görebilirdi. Teraziden kaçan hırsızdır, korkaktır nokta dedi. Dedi Selahattin Baki. Devam ediyor. Teraziden kaçan hırsızdır dedi. Bizim için son derece trajikomik ve ironik. Biz zaten yönetime geldiğimizden beri kendilerini bizim kendi penceremizden gördüğümüz federasyon, MHK, OBU ile ilgili dört kere teraziye çağırdık. GS TV'ye çıkalım dedik. Gelmediler. Dolayısıyla doğru teraziden kaçan hırsızdır dedi. Hadi buyur. Olayı sen buralara getirdin. Adamla konuşuyor işte. Yine futbolun dışına çıkıyoruz ama bazı yalancı ve sahtekarca açıklamalar yapıldı. Bunları Selahattin Baki söylüyor ha. Bir kere daha artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor. Buyurun. Ne diyeyim ya? Neyse güzel bir şey daha söyleyeyim. Diyordun ki Emre Demir artık son şansın. Samsun'a kiralandın olmadı. Barcelona'da olmadı. Ümraniye'ye kiralandı. Ümraniye Spor'da kiralık olarak forma giyen Emre Demir 90 artı 8'de Ümraniye'ye galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Umarım moral olur. Emre Demir'i önemsediğim için araya girdim. Emre Demir'e inşallah bu asist moral olur galibiyeti getirdi. Selahattin Baki devam ediyor. Bazı algıları var. Zamanında yok, PFDK başkanı Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe formasıyla karar veriyormuş falan diyorlar. Yahu arkadaşlar, hiç konuşmadığımız bir durum var. TFF başkanı Sayın Büyükekşi, Galatasaray taraftarı, onu da bırakın, kulübün resmi üyesi, hiç konuşan yok. Ben Mehmet Büyükekşi istifa etti diye biliyorum. Selahattin Baki'den anladığım şu, Galatasaray'dan istifa etmemiş kongre üyeliğinden. Fenerbahçe güzel oynuyor kardeşim. Eğer derbiyi Fenerbahçe Galatasaray Halil Umut Meler yönetmez. Varda da Alper Ulusoy olmazsa 24 Aralık'ta Kadıköy'deki derbide neler yaşanacağını ben tahmin bile edemiyorum. Ama işte öyle hakemler olursa şöyle sıkıntılar oluyor. Livokovic'in topu oyuna sokmasını engelleyen oyuncunun sarı kart görmesi lazım. Hakem gösteremedi. İyi hoş dürüst dediğimiz hakem ki ondan şüphem yok. Baskı altında çünkü muşteriye yapısı o hareket. Muşteriye bunu yapan rakip oyuncu hemen sarı kartı görmüştü. Ama Fenerbahçe'ye cesur geliyor hakemler. Üstelik Fenerbahçe'nin stadında Fenerbahçe'ye karşı çok cesur oluyor hakemler. Salı toplantılarına aynı ekiple devam mı Sayın Büyükekşi? Federasyondaki şu adaletsiz havayı bir dağıtın artık. Yakışmıyor. Hacı İsmail Kartal'ın emeklerine yazık ediyorsunuz günah. Günah. Maçta bir şey daha dikkatimi çekti. Şimanski, Tadic, Ceko ve Fred'in İrfan Can Kahveci ile oynamaktan büyük bir zevk aldığını vücut dillerinden görüyorsunuz. Çünkü İrfan da en az onlar kadar futbol zekasıyla Avrupa seviyesinde çok zeki bir adam. Bir paslaşıyorlar, harika paslaşıyorlar, harika anlaşıyorlar. İrfancan Kahveci'den bu oyuncular çok memnun arkadaşlar. Aylin Nevzet 2 aylık üyelik rozetin geldi. Eyvallah. Televizyonu kırmak üzereydim. Az kaldı akşam sinirden demiş. Baba 4 gol atıyorsun, 5 atıyorsun, sinirleniyorsun. Niye? Golünü vermiyor, penaltını vermiyor. Diyorsun ki ben hep 4-5 mi atacağım? Haklı insanlar. Bir soru sordum. Dedim ki sevgili Fenerbahçe'ye maçtan sonra bu sabah. Şu anda aklınızdan ne geçiyor? Birisi demiş ki Galatasaray maçına bu kadroyla çıkar mı yoksa kimler o, o, maç öncesi bizde cezalı duruma düşürülür? Bak 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 insanların aklında neler var maalesef yazık. Niye Galatasaray'a verilen penaltılar bize verilmiyor? Namalip şampiyon olabilir miyiz? Aklımdan bu geçiyor demiş birisi. Birisi demiş ki Adana Demirspor maçı yine tam milli ara öncesi bize en rahat orada operasyon çekebilirler. Orayı geçersek tamamdır. Yazık insanlara ya. Hep bir paranoya var ya. Hep bir paranoya var. Bunu bu camiayı yüklediniz ya. Yazık günah. İnsanlara sordum aklınızdan ne geçiyor diye. Yarısı böyle şeyler işte. Endişeler. Çok yazık. Ha, bir Galatasaraylı arkadaş da bana şey yazmış. Ya Ahmet Konanç senin IQ, IQ seviyeni biliyoruz. Bizim hakkımızda yorum yapma. Sen kendi zeka seviyeninde olan taraftarlarınla konuş. Talha bendeki IQ'yu taşımak için o IQ sende olsa bendeki 10 tane daha Talha bulman lazım. Ağır gelir sana. Tamam. Onu da buradan söylemiş olayım. Bu arada Livakovic sakatlandı ya. Statta bir sessizlik oldu. Yediği golü falan umursamadı insanlar kalkamadı ya. Ağların içinde kaldı Livakovic. Büyük bir sessizlik. Eyvah kalkamayacak mı? Ne olacak? Bir ayağa kalktı, bir yürüdü. Ortalık alkış tufanı. Fenerbahçe taraftarı Livakovic'i seviyor ve inanıyor. Arasına kimse giremez. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Dün akşam statta teknik direktör Montella da vardı. Değerli arkadaşlar, milli takım teknik direktörü ee, Samet'in hatasını görünce herhalde üzülmüştür. Çünkü onun eski de öğrencisi Adana Demirspor'dan Samet'e kızmayın. Milli takımdaki özgüveniyle o pası riskli bir şekilde verdi. İçeriye doğru savunma oyuncusu pas vermez. Kanatlara verir. Toparlamak daha kolaydır. Oradan adam dikine geldi. Ama adam da iyi vurdu. Hatadır olur. Bugün Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ikinci döneminin ilk maçı var. Alanya Spor'la saat 20'de bu maçın ardından yayında olacağımı hatırlatayım. Onu söyleyeyim. İsmail Kartal takımına kızmış arkadaşlar. Unutu da vereyim. İlk devre her şey güzeldi ama ikinci yarıda bu golleri yemememiz lazımdı. Çok rehavete girdik. 4-5-6 atalım derken rehavete kapılmayalım diye oyuncularını uyarmış. Haklıdır. Hacı İsmail Kartal'a yakışır. Kıssa da yakışıyor. Gülse de yakışıyor. Ya dostlar çok farkında değildim. Baktım hemen hemen herkes çok farkında değil. Dün basketbolda Fenerbahçe Galatasaray maçı oynanmış. Galatasaray basketbolda o kadar zayıf bir kadro ki Fenerbahçe tarafı çok önemsemiyor bu maçları. Halbuki önemli bir maç. Erden Timur da izlemiş. Galatasaray'ın sahasında oynanmış. Fenerbahçe, Beko, Galatasaray ekması 74-62 yenmiş basketbolda. Haberimiz yok. Fenerbahçe yine bir yerlerde derbi kazanmış. Sevgili dostlar. Bir arkadaşımız Fenerbahçeliler aklınızdan şu an ne geçiyor yazıma şu cevabı vermiş. Çok üzüldüm ya. Galatasaray maçına kadar Galatasaray maç kaybetmez. Fenerbahçe bir kere takılır. Galatasaray maçında da bizi biçerler. Galatasaray lider olur. Takımın şevki kırılır. Yazık olur onca emeğe. Abi görüyor musun yine bir endişe. Yazık ya. Yazık. Yine bir endişe. Endişelenecek bir şey yok arkadaşlar. Bu kadro geçen seneki gibi değil. Kırılsa da kalkar. Yeter ki taraftarlar kırılmasın. Ee, orada bir sıkıntı çıkmasın onu söyleyelim. Bu zaştır Umut Nayır'dır. Tamam mı? Bunların artık bir oyuna girdikleri dakikalarda fark ortaya koyması lazım. Oyuna girdikleri dakikalarda fark ortaya koyması lazım. Ee, onu söyleyeyim. E, Livakovic'in ciddi bir sakatlığı yok. Oynamazsa önlem amaçlı oynamaz. Zaten İrfan gibi iyi bir kaleci olduğu için Perşembe Ludo Gores maçında oynamaz. Bekayu uyarın abi. Ben onu atlamışım ya. Nerede o? Şimdi Bekao dün rakibine şöyle bir şeyler yaptı. Tamam mı? Dur onunla ilgili notum vardı. Nerede bu? Fenerbahçe'de Bekao harika bir oyuncu ancak uyarılmalı. Eğer o masum el hareketini özellikle yere düşen sporla, yere düşen sporla oynanan maçlarda yaparsa o oyuncu bağırarak kendisini yere atar. içeriye ambulans çağırtır. Helikopterle doktor getirtilir. Uluslararası Sağlık Örgütü harekete geçirtilir ve var eliyle bekao'ya kırmızı kart verdirtilir. Bekayu uyarın abi. Uyarın. Fenerbahçe dün Cengiz'i geri kazandı. Cengiz son 6-7 dakika oyuna girdi. Cengiz Ünder de geliyor. Bu bir kadro zenginliğidir. Bir şey oldu dün maçta. Bakın Fenerbahçe türbünleri de Sinan Bekmez. Seni Hodri Meydan'da gol çizgisiyle görmek istiyoruz. Hodri Meydan güzel bir ekip oldu. İstesek tabii ki orada oluruz. Çok sağ olsunlar. Bize teveccühle de bulunuyorlar. Ama orası güzel bir ekip oldu. Orası orada güzel, burası burada güzel. Yoksa bir sıkıntı yok yani. Kalpler beraber. Ahmet Bey selam. Sanchez'in paylaşımını gördün mü? Görmedim abi. Hangi Sanchez ne paylaşmış? Yazar mısın? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak dün maçta bir şey gördüm. Sevgili Fenerbahçe taraftarı. Top bir Fenerbahçe'den taca çıktı. Feneryum alt öbür taraf. Migros tribününe doğru. Okul açığa doğru değil. Top oraya geldi Feneryum alta. Ya kardeşim bir dakika öyle değil. Ha top Hatay Spor'dan dışarı çıktı. Tribüne geldi. Tribündeki arkadaş topu aldı. Fenerbahçe'de Top toplayıcıdan diğer topu aldı Ferdi galiba hemen atağa başlattı. Tribündeki arkadaş da topu hızlı bir şekilde sahaya attı. Ya kardeşim taç Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe atakta. Top ikinci top içeri girdiği için hakem iki top var diye oyunu durdurdu düdükle. Fenerbahçe atağa bitti. Yarıda kaldı. Rakip daha çok kademeye geldi, savunmaya geldi. Yapmayın abi. Taraftar da uyanık olacak abi. O topu niye atıyorsun? Daha yavaş at ya da elden ele top toplayıcıya ver. Sahaya girmesin. Fenerbahçe oyuna başlamış. Oyun durdu. Bak bunlar önemli detaylar. Bunlar önemli detaylar. Taraftar sahadaki takımın bir parçasıdır. Küçük ama önemli bir detay. Bitti. Ama bakayım şu anda kaç bakalım buradan nereye gidebileceğiz mesela? Dur şunu bir bakalım kronometre açalım. 597 yaptınız helal olsun ya. Bakalım bu anonsu yaptıktan sonra 600 onu bulacak mıyız? Bak çok demedim 13 kişi. Yeni 13 kişi. Başka cihazlardan da olabilirsiniz. Master Haber TV. Linkini bırakayım şuraya. Bir dakika. Bakın. Çete bırakıyorum linkini. Bakalım 610'u bulacak mıyız birkaç saniye içinde? YouTube'da abone oluyoruz. Master Haber TV YouTube kanalı arada ben de olacağım. Spor da var, haber, her şey var. Genel haber, her şey var. Emek var. Emeği takdir edelim. Bakalım Master Haber TV. Harikasınız ya. Anında 605 olduk. Harikasınız. Herkesi bekliyorum bütün cihazlardan Master Haber TV. E benim videomu da beğendiyseniz, like ederseniz çok mutlu olurum. Akşam Trabzonspor Alanyaspor bu maç Abdullah Avcı'nın ikinci dönemi o 617 oldu ya. Az mı söyledik? 700 olsun o zaman bu yayında. <laughs> 610 dedim 617 oldu. Master Haber TV. Muazzam muazzam. <laughs> Master Haber ekibine Erhan abiye selamlar. Güzel bir ekip var. Sizler de Bizi kırmayarak hızlıca abone sayısını arttırınca haliyle bizim de koltuklarımız kabarıyor diyoruz ki kit kemik bir kitlemiz var diyoruz. İyi ki varsınız. Bu ricayı hangi kanal için yapsam beni kırmıyorsunuz. Cık. Ben iyi ki sizleri kazanmışım ya. Paranın, maddiyatın gözü kör olsun abi. Önce sizler varsınız Allah'a çok şükür. Cık. Master Haber TV YouTube kanalı. Bin yapıyoruz. Bu gece yapıyoruz. Tamam? <laughs> Eyvallah Umut'cum. Can'sın. Cansın. Gideceğim yine şeye. E, Feyenoord maçına. Bana dün sevgili baş moderatörüm Yasin mesaj atmış. Abi maça gitme yayın olmuyor. 15 dakika yapıp çıkıyorsun diye. Baba ben maça gitme imkanı varken maça gitmeden duramıyorum. Benim böyle var ya kıçımdan, koltuk altlarımdan, saçlarımın diplerinden bir şeyler böyle kaşıyor böyle, böyle maça gitmeyince. E gidiyorum yayınımı gene yapıyorum. Size mesela İsmail Kartal'ı ben YouTube'dan canlı veriyorum ya o anda kimse canlı vermiyor onları. İyi, onların değerini bilin. Canlı veriyorum. Dün mesela ya ya şeye e, İsmail Kartal o PlayStation yasağı koydum. Geceleri uyuyacak artık dedi mesela. Bunu ilk benden duydunuz. Kendi kanalınızdan ya yani, Ahmet Konanç YouTube kanalından. Tamam mı? Gidiyorum. O yapıyorum. Hocayı veriyorum. Öncesinde stat çevresi yapıyorum. Stat çevresine gelenlerle bir fotoğraf çektiriyoruz. Sohbet ediyoruz. Yayınların içinde var. Değil mi? Yasin'cim maça gitmeme bu kadar kızma ya. <laughs> Cansın. Yasin sen de abone oldun mu? Bakayım kaç oldu. Master Haber TV'ye. Baba 636 olduk ya. Ben 514'ten aldım kanalı. Yüzün e, üstünde. Birkaç saatte. Hoşçakalın. Master Haber TV YouTube kanalında buluşalım. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Çiçeklerim nasıl? kızım almış. Renklere bak. <laughs> Nasıl güzel mi? <laughs> ben 2011'den bu yana böyle Kadıköy tribünü, böyle kaliteli kadro ve böyle tutkulu oyun görmedim. İnşallah engellemeye çalışmazlar. Master Haber TV'nin son videosuna girip Ahmet Konanç'tan geldik diye selam yazın, yorum yazın. Hem yorumlara artsın, etkileşim olsun hem de havamız olsun. <laughs> Ahmet Konanç'tan geldik diye yorum yazın. Hoşçakalın. Bu neymiş? Eren abi ne yazmış? Ee, çok güzel görüntüler var. Eren abi sağ olsun. Ali Koç Başkan Fenerbahçe Üniversitesi'ne gitmiş. Çok güzel görüntüler var. Ee, meşalelerle karşılanmış. O da bize Master Haber TV'nin e, hediyesi olmuş oldu bu haberde. O görüntüleri de paylaşacağım Twitter'dan. Master Haber TV'yi takip ediyoruz.